Edirne Belediye Başkanlığı'nın parti yönetimi çekmiş gibi politika yapıyor. Her hafta bir tane vekil Ankara'dan getirterek parti politikası yaptırarak kendi adını yaptığı hainliği kamufle ederek örtmeye çalışarak parti yönetimi çıkartarak başkanlığa gelmek istiyor. Ben ne Edirne'ye ne de bir tane dahi Edirneli'ye hiçbir zaman ihanet etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Darbadan bir şey gelmeden, işe başlamadan bu ihanetleri yapıyorsa, yaptırıyorsa Edirne bundan Allah korusun ya. Edirne'yi şu anda bir kültür merkezi yapıyoruz. Kültür merkezimiz de temelleri atıldı şu anda. Fakat bunu halk bilmiyor. Bugün düzenlediği basın toplantısında temeli atılan Kültür Sarayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi adayının vatandaşlara yanlış bilgiler verdiğini kaydeden Başkan Hamdi Sedefçi, Kültür Merkezi'nin temelinin atıldığını ve 2014 yılının soru veya 2015 yılının başında bitirileceğini söyledi. Kültür Merkezi'nde ne bulunması gerekiyor, ne isteniyor ise burada da bulunacağını kaydeden Sedefçi, bu ihalenin 7 milyon 80 bin liraya verildiğini ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu kültür merkezimiz bir klasik eser şeklinde planlandı. Bu kültür merkezimizde biz yaklaşık olarak 4-5 adet salon yapıyoruz. İnşallah 2014 son 15 yılların başlarında kültür merkezimizin inşaatını tamamlayarak Edirne halkının kültür merkezinin inşasını bitirmiş olacağız. Bu şekilde klasik bir eser şeklinde cep alacak. Arkadaşlar 7 milyon 80 bin liraya ihale yaptık. Ve şu anda bu tahmini söylüyorum. Temel inşaatları şu an arkadaşlarım tamamlanmış vaziyette. Çöp imha tesisi için oluşturulan encümende görev alan CHP'li üyelerin Gürkan tarafından görev yapmalarının engellendiğini kaydeden Başkan Sedefçi, 60 yıllık bir sorunun çözüleceği ihalenin yapılacağı gün bu arkadaşlar topluca hasta olmuşlar ve rapor almışlar. Bunu Edirne halkına havale ediyorum. Allah korusun bu insan belediye başkanı olursa vay Edirne'nin haline. Bu adam şu anda Edirne'nin menfaatine olan işleri engelliyorsa siz başkan olduktan sonra neler yapar dedi. KYS'nin Sedefçi katı atık ihalesinin yaptığı dememem için engellemeler yapıldığını kaydeden Başkan Sedefçi, o zaman da nasıl bir vicdan var ki diyerek siyasi rant düşündüklerini ifade etti. İhale de Edirne'mizin yıllardan beri sıkıntısını çektiği bir işin ihalesiydi. Çöp imha tesisi ihalesi yapmak için kararımız vardı. Ve çöp imha tesisinde birlik encümeni yapması gerekiyordu. Birlik encümeninde iki AK Partili arkadaşımız, 5 CHP'li arkadaşımız vardı. Ve arkadaşlar bu 7 üyeden oluşan komisyon, encümen İnsan Çarşamba günü maalesef toplantı yapamadı. Toplanamadı. İki arkadaşımız AK Parti'den geldi. Şu anda vekille beraber olan 4 arkadaşımız toplantıya gelmedi arkadaşlar. Rapor almışlar. Havsa Belediye Başkanı olmak üzere başta işte Mahmut Keskin, Neysel Arslan, Erdoğan Taşın. 4 arkadaşımız da raporluymuşlar. O gün hasta olmuşlar. Edirne'de gezerlerken hastalanmışlar. Toplantıya gelemediler. Arkadaşlar, Edirne'nin meselesini çözüyorsun. Edirne'nin 50-60 yıllık sorununu çözüyorsun. Çöplüğü kapatacaksın. Çöp imha tesisi yaparak, çöpü yakarak imha edeceksin. Edirne'de çöplük sorunu kalmayacak. Edirne Belediyesi bundan bir rant elde edecek. Yıldırım Yerimat halkı mağduriyetleri sona erecek. Bunu bile bile engellemek Edirne'ye ne yapmak demektir? Ya, ihanettir ya. Tam bu adam tam hain. Şu an aldıkları yanında insanlar da bunlar da mı hain oldular? Ya günah diye bir şey var arkadaşlar. Allah'ından korkun ya. Halktan korkun. Edirne'ye hizmet yolunda, Edirnelilere hizmet noktasında, Edirne için bir taş üstüne taş koyma noktasında bizi ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, neyle tehdit ederlerse etsinler, biz bu yola baş koyduk. Resmen burada kalkıyorsun, Edirne halkının giden bir projesini, çöp imha tesisinin yapılmasını resmen engelliyorsun. Ve tarmat alıyorsun hain vekilden, tarmatla iş yapıyorsun ve toplantıya gelmeyerek Edirne halkının çöp imha tesisinin yapımını
En azından 4-5 ay, 6 ay erteliyorsun. Darbadan bir şey gelmeden, bir şey başlamadan bu ihanetleri yapıyorsa, yaptırıyorsa Edirne bundan Allah korusun ya. Edirne'de herkes her şeyi biliyor. Edirne insanı net insandır, şeffaf insandır, dürüst insandır. Bir adam hani sonuçta siyaset yapsa da, rakip olsa da, arkadaşını, karşıdakini eleştirse de bir şehire karşı, bir kente karşı ihanette bulunamaz. O kentin işleyişini, hizmetini engelleyemez. Ben bu görevi üstlendim, bu görevi kabul ettim. Benim için Edirne'ye ve Edirnelilere hizmet etmek hangi noktada olursa olsun, hangi ünvanda, hangi makamda olursa olsun bir onurdur, bir gururdur, bir şereftir dedim. Bu adam kazığın büyüğünü bana attı. Şeref sözlerini yedi. Hadi eyvallah, yine katlanıyorum ben ama Edirne halkına engelleme yaparak, ihanet ederek sen nereye varacaksın kardeşim? Ben ne Edirne'ye ne de bir tane dahi Edirneli'ye hiçbir zaman ihanet etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Edirneli bana ne görev verirse ben onu onurla gururla yerine getirdim. Bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğim. Ne oldu şu an sonuç? Yani olmadı. Yerler Nisan Mayıs aylarına kaldı. En azından tesisin yapımı 4-5 ay geçecek. Buradaki hedef ne? Bakın arkadaşlar, hedef de şu. Edirne hakkının işinden gerilemek bağısına, Edirne hakkında iş yaptırmamak bağısına, hizmet üretilmemesi bağısına bu adam şu denmesinden korktu arkadaşlar. Hamdi Sedefçi çöp imtiyazı yaylasını yaptı. Çöp imatiyesini yaylasını yaptı. Hamdi Sedefçi seçim kampanyasında ben çöplüğü kaldırıyorum, yere yaptım demesin diye Hamdi Sedefçi bu hainliği yaptılar. Sırf siyasi rant için Hamdi Sedefçi'nin sırf bundan menfaat sağlamaması adına Edirne halkın menfaatleri resmen engel oldular. Burası neresi arkadaşlar? Nasıl bir vicdan bu? Nasıl bir beyin? Nasıl aklı bu? Nasıl insanlık bu ya? Böyle bir anlayış var mı arkadaşlar? Bu adam hani seçimi almak için kendisini ortaya çıkartamıyor. Kendisi ben buyum diyemiyor. Yüreği yetmiyor. Partisini kullanıyor.